Yap işlet seri. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, Straç ısı fan isimli peteklerin üzerine konulan bir aparatı tanıtacağım. Bununla alakalı çok fazla talep vardı. Nasıldır, iyi midir, kullanışlı mıdır diye. O yüzden bu sebeple bir tane aldım. Kombimi en uzaktaki yatak odasındaki odamın sıcaklığını daha stabil hale getirebilmek için böyle bir aparat denemesi yapacağım. İlk önce nasıl kurulduğunu, nasıl kullanıldığını göstereceğim. Sonra bir gün boyunca denedikten sonra tekrar üzerine videoya ekleme yapacağım ve size deneyimlerimi ve ürün hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Bunun internette birçok çeşidi, değişik yapıda malzemeleri olan ürünleri de var. Ben gördüğünüz gibi 134 santimetre 70 santimetre arasındaki genişliklere uygun olacak şekilde olandan aldım. Ürün plastik bir ürün. Bunun metal olanları da var, alüminyum olanları da var. Tabii ona göre fiyatlar değişmekte. Ben plastik olanını aldım. Dediğim gibi buradaki amaç peteğin üzerine koyup peteğin üzerindeki yukarıya doğru çıkacak ısının, perdeye doğru gidecek ısının yaşam alanına daha kolay transfer edilmesini sağlama amaçlı bir aparat bu. Bunu kullanan arkadaşlarım, takipçilerim vardı. Memnun kaldıklarını söylemişlerdi. Bakalım biz nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Tabii ben bunu aldığımda kutunun üzerinde birkaç faydasından falan bahsediyordu. Perdelerin çok çabuk kirlenmesi, işte renk değiştirmesi gibi bir problemi de ortadan kaldırdığından bahsediyor ama şöyle bir şey de var. Bu durumda yukarıya çıkacak o hava direktmen tavana yansıyacak. Bu sefer tavan daha kısa zamanda kirlenebilir. Hani ben burada bir sadece fikir yürütüyorum. Uzun süredir kullanan arkadaşlar varsa yorumlardan deneyimlerini gene paylaşırsa seviniriz. Bunun internette işte şu şekilde olanları da var. Mesela ölçüyü gönderiyorsunuz. Ona göre o ölçüde gönderiyorlar. Fakat bunda farklı peteklerde de kullanabilmek için, özellikle ben kiracı olduğum için başka bir yere gittiğimde de gene kullanabilmek için, farklı odalarda da kullanabilmek için bu şekilde raylı sistemli tercih ettim. Bakalım faydası olacak mı? Evet, biraz ters ışık söz konusu. Güneş şu an ciddi bir şekilde kendini göstermiş durumda. Bu tabii bizim için ne oluyor? Avantaj oluyor. Evimizin içerisindeki sıcaklık çok hızlı bir şekilde düşmüyor. Oda termostatı da bu sebeple kombiyi kapalı tutuyor. Bugün büyük ihtimal arkadaşlar sabahtan akşama kadar kombi hiç çalışmayacak. Çünkü oda termostatı içerideki sıcaklığı bu güneşin etkisiyle beraber daha az düştüğünü fark edecek. Bu sebeple de dediğim gibi çok ciddi bir tasarruf elde etmiş olacağız. Şimdi nasıl kurulduğuna bakalım. Ürünün içerisinden çıkan malzemeleri görelim. Su koyma haznesi arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu yani karasal bölgelerde içerideki havanın kurumasını engellemek için böyle su kapları da koymuşlar. Evet, başka da bir şey yok. Gördüğünüz gibi şu şekilde raylı sistem. Takması da şurada bir tırnak var. Aynı şekilde diğer ucunda da var. Onları kaloriferin üzerine tıkır diye geçiriyoruz. Ben şimdi hemen ölçüme göre ayarlayıp gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi tam ölçümü aldım. Son tırnağa gelecek şekilde. Buradakini de aynı şekilde. Son tırnağa gelecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Bakayım orada nasıl görünüyor. Şu şekilde yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son tırnağa gelecek şekilde sadece geçiriyorum. Başka hiçbir ekstra bir şey yapmıyorum. Bunu da aynı şekilde son tırnağa gelecek şekilde biraz daha daraltmam lazım. Şimdi yerine koyduğumda kamerayı şöyle şuraya kadar yaklaştırıp o şekilde oradan geçirmeyi sağlayacağım. Şu an yerleştirilmiş durumdayım. Buradaki sıcaklık şu an tabii bir şey anlayamıyorum çünkü petekler de yanmadığı için güneş hatta camdan daha fazla sıcaklık geliyor şu anda. Yani şu şekilde yerleştirmiş oldum. Buradaki hava bu şekilde buradan yukarıya çıkacak diye teoride var. Bakalım gerçekte de öyle olacak mı? Bunların ne olduğuna bir bakalım. Nasıl yerleştirilecekmiş. İki tane de su haznesi. Karadeniz bölgesi olduğu için kıyı kesimindeyim. O yüzden zaten nemlendirme ihtiyacım yok. Benim yeteri kadar zaten nemli ama nasıl çalıştığını şöyle gösterme anlamında. Evet, şurada takma yeri de varmış. Gördüğüm kadarıyla. Evet, bunu da böyle sabitleme imkanı da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakalım şu anda ısıtacımızı, ısı fanımızı
deneyeceğiz ve sonucunu sizinle tekrar paylaşacağım. Bu odada bir tane 1 metrelik peteğim var. Bakalım nasıl bir kullanım deneyimiyle karşılaşacağız. Arkadaşlar şu an sabah oldu. Dün akşam açıkçası evde misafirler falan da vardı. Ev gerçekten soğumadı. Yani soğusun da kaloriferler yansın diye bekledim. Gün boyunca havada güneşli ve güzel bir gün olduğundan dolayı kalorifer zaten hiç yanmadı. Akşam da yanlış hatırlamıyorsam belki bir ya da iki kere bir hafif sıcaklığını hissettim. Şimdi sabah saatlerindeyim. Size daha net bilgi verebilmek ve fikir aktarımı yapabilmek için ilk önce kombiyi bir çalıştıracağım. Perdelerin sıcak olup olmadığını şimdi görmek mümkün olacak. Ben dün akşam yapmış olduğum hani gözlemlemelerde en azından perdelerin o kadar ısınmadığını fark ettim. Ama sıcaklığını bakalım ölçebilecek miyim? Bir de onu bir test edeyim. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır kalorifer petekleri yanıyor. Gördüğünüz gibi 50 derece civarında bir sıcaklığımız var. Ve aynı şekilde perdelere bakacağız. Perdeler 23 derece. Perdeleri önceden evet dediğim gibi burası buram buram sıcak olurdu. Ama şimdi buradaki sıcaklığı ben fark ediyorum. Şuradan bakın bu şurası peteğin üzerindeki bu plastik aparat 35 derecelerde arkadaşlar. Perdeler normalde burası tabii çok sıcak olurdu. Sıcak hava sirkülasyonu burada bir yavaşlama geçirirdi perdelerden dolayı. Şimdi perdelere bir sıcaklık gidiyor ama ne oluyor? Biraz daha uzaktan gidiyor. Ben şu anda hissediyorum. Şuradan yukarıya doğru bir hava akışı var. Bunu net bir şekilde hissetmek mümkün. Önceden buradan perdelere takılırdı. Yani aslında bu aparatın olduğu yerde ben şu kutuları şey zannetmiştim ilk gördüğümde. Acaba içinde fan mı var? Fan hani sirkülasyonu daha da hızlı hale getirir. Sıcak havayı daha hızlı bir şekilde odanın içerisine transfer eder diye düşünmüştüm. Fakat tabii sadece içerisinde su konulan hazneler olduğunu fark ettim. Şimdi kalorifer peteklerindeki sistem şu şekilde arkadaşlar. Sıcaklık direktmen bize vurmaması gerekiyor. Yani bu tür evde ısınma sistemlerinde aynı soba sistemi gibi değil. Sobayı evin ortasına koyarsın, oradan her yere transfer edecek şekilde bir sıcak hava akışı olur. Ama bunlar da öyle değil. Burada odanın bu kısmından yukarıya doğru hava çıkar, tavana ulaşır ve tavandan diğer taraftan böyle bu şekilde bir dairesel bir hareketlilik oluşur odanın içerisinde. Yavaş bir sirkülasyondur. Bunun biz farkına varamayız. Bu sebeple sıcak hava yukarıda biriktikçe odanın içerisindeki sıcaklık da makul değerlere ulaşacaktır. Ama şu aparatla beraber bu yapılan devir daim işlemini daha hızlı yapılmasını sağlayacak ve böylelikle odanın daha çabuk ısınmasını sağlayacak diye bir tahminim var. Bu birinci faydası. İkinci olarak da perdeye giden hava yavaşlayacağı için ve buraya tıkanacağı için şu alana özellikle perdenin olduğu yerde tıkanacağı için camdaki soğuk havayla beraber ısınmış havayı kullanamadan soğumasına sebep olacak. Yani içeriye tam olarak aktarılmasını engelleyerek bu işe yarayabilir. Bir de stor, zebra tarzı çekmeli perdelerde sıcak içeriye giremeden hemen cam tarafına sıkışmak zorunda kalacak. Onu da böylelikle engellemiş oluyor. Bir 10 santimetre daha iç taraftan, odanın iç tarafından hareket ederek odaya daha kolay dağılmasını sağlıyor. Tabii bu arada çok sağlam olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Tırnaklar çok sağlam değil. Yani her an kırılabilir hissiyatı var. Böyle bir zorlama anında her an kırılabilir gibi bir düşünce oluştu bende. Ürün 20'li 30'lu rakamlara şu anda alınabilecek durumda gördüğüm kadarıyla. Buradaki ölçü genişleme daralma özelliğinin olması da farklı peteklerde de kullanma imkanı sağlıyor. Dediğim gibi ama sadece bu petek dizaynına göre yapılmış. Özellikle evinde her oda ısınıyordur. Bir oda geç ısınıyordur ya da orada bir ısınma problemi vardır. Orası için kullanılabilecek güzel bir çözüm yöntemi olarak değerlendirebilirim. Ama buradan bir ekstra tasarruf elde edilir mi? Bu konuda uzun vadeli bir deneme yapmak lazım. Yapan arkadaşlar varsa, bu şekilde faydasını gören arkadaşlar varsa yorumlardan bildirirse seviniriz. Böylelikle nasıl bir sonuç olduğunu da herkes öğrenmiş olur arkadaşlar. Ben bir günlük deneyimde bu şekilde bir sonuca vardım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Varsa sorularınız yorum kısmından iletebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince zaten cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada 6000 kişilik bir aile olduk. Bunun kutlamasıyla alakalı bir çekiliş kampanyası düzenledim. Katılmayan arkadaşlar varsa o videoma ulaşarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.